Bugün gerçekleşen panellerde dikkatimi çeken bir şey var. Önleyici bakım, kestirimci bakım birçok terim var. İnsanların aklını karıştıran, herkesin kullandığı çeşitli terimler var. Enisi de 4.0 deniyor, biri de diyor ki karanlık fabrika mı, birisi diyor yapay zeka mı, birisi diyor robotlar mı? Yani kavram karmaşası var. Ama bildiğimiz bir şey var, endüstriyel üretim sektöründe Endüstri 4.0'ın sunduğu teknolojileri, aslında bildiğimiz teknolojilerden fazlası da var. Bunları üretime, endüstriyel üretime nasıl dahil ederiz? Bunu hayata geçirirken nasıl kendimiz için kârlar koşturacak yöntemleri izleyebiliriz? Her şeyden önce bunun temelinde Endüstri 4.0'da olduğu gibi IoT, yani nesnelerin interneti, yani cihazların kendi arasındaki haberleşmesi geliyor. Business Insider'ın yaptığı bir çalışmaya göre 2025 yılında 55 milyardan fazla dünyada IoT cihazı olacağı söyleniyor. Ve doğrusunu isterseniz her sene bu rapordaki rakamlar değişiyor. Neden? Biliyorsunuz makinelerde birçok sensör kullanılıyor. Artık insanlar ben ne kadar veri toplarsam o kadar elimde güzel bilgi olacak diyor. Ama bu yeterli değil. Topladığınız verinin hangi veri olduğu da önemli. Toplayacağınız veri hangi kriterler doğrultusunda ve hangi problemi çözmek için toplayacağınız da önemli. O yüzden bu dijital dönüşüm dediğimiz yolculukta ciddi bir şekilde bir planla ilerlemek gerekiyor. Yani kestirimci bakım yapabilmek için önce hangi verileri toplayacağım, hangi proseslerimi iyileştireceğim, bu prosesleri iyileştirirken süreç içerisinde işletmede bunların sahibi kim olacak? Ne kadar yatırım yaparsanız yapın, ne kadar IoT cihazı alırsanız alın, karşı taraftan sen gel bana güzelce işletmeme şunu kur, ben 6 ay sonra süper bir firma olayım, dijital dönüşüm yaşayan bir firma olayım dediğinizde rüya görmüş olursunuz. Önce insan dediğimiz bu dijital dönüşümde kendi zihniyetimizi değiştirmek gerekiyor. Teknolojiyi bir tehdit olarak değil, hayatımızı kolaylaştıracak bir unsur olarak görmemiz gerekiyor. Toplum 5.0'ın asıl amacı, insanlara vermeye çalıştığı şey de aslında bu. Bunu yaparken ihtiyacımız olan şey bilgi. Ama Türkiye'de eksik olan şey, her yerde yaygın olmayan ya da bilginin nerede olduğunu bilmediğimiz için kim, kimden, ne zaman, ne amaçla hangi bilgiyi edinebilir, hangi danışmanlığı alabilir? Bugün doğrusunu isterseniz kendi standımızdayken, Doruk standındayken bir ziyaretçimiz geldi. Benim bir makinem var, çalışmıyor. Benim makinemi tamir eder misiniz dedi. Çok basit bir örnek. Nereye gideceğini bilmiyor. Nereden destek alacağını bilmiyor. Bu çok ufak bir örnek. Bunun içine IoT cihazları girdiğinde hangi makinede, hangi konuda, hangi sensörü kullanacaksınız? Ne kadar zamanda bir o sensörden o bilgiyi okuyacaksınız? Ve bunu topladığınız, big data oluşturduğunuz yerde bunu anlamlı hale getirmek için ne yapmanız gerekiyor? Ya da kiminle bu çalışmayı yapmanız gerekiyor? Hadi yaptınız, bunun çıkarımları doğrultusunda yapay zeka algoritmalarını kullandığınızda sahip olduğunuz o problemi çözmek için doğruluk oranı ne kadar yüksek olacak? İşte bunların hepsi gerçekten doğru veri toplayıp toplamadığınız ve konuya ne kadar hakim olduğunuzla ilgili. Yani nasıl olacağız? İnsana yatırım yaparak. Elbette önce teknoloji önemli, yapılması gereken bir yatırım ama insana yetiştirmeden, insan kendi anlamında, işleri anlamında ne yapacağını bilmeden, her şeyden önce değişimi kabullenmeden gerçekten dijital dönüşüm Türkiye için de dünya için de zor bir dönüşüm olacak. Ama az önce dediğim gibi 55 milyardan fazla IoT cihazı diyoruz. Bu cihazların hepsinin oluşturduğu big data dediğimiz o veri, öyle bir veri ki insan beyninin bunu işlemesine imkan yok. Hiçbir şekilde oradaki matematiksel işlemleri yapıp benim problem şu parametreler bir araya geldiğinde oluşuyormuş demek imkan yok. O zaman insan yetilerini taklit eden yapay zekaya ihtiyaç var. Bu yapay zekayı uygulamak için de hazır çözümler de var. Ama ne diyoruz? Gerçekten de bu doğru. Tamamen yerli, tamamen Türk mühendislerince geliştirilmiş ürünler kullandığımızda siber güvenlik anlamında da tehditlerden bahsettiğimizde ne kadar yerli yatırım yaparsanız o kadar doğru yolda ilerlemiş olursunuz. Hem kendi kültürünüzde hem de kendi ihtiyaçlarınızı sizinle ilk dilden anlayacak insanlarla konuşmuş olursunuz. Şimdi kestirimci bakım, aslında şu an konuştuğumuz her şey önleyici bakım. Neden?
bir cihazınız, bir makine arızalanıyor. Belki tekrar bir arıza geçiriyor. Tekrar arızalanmasın diye siz periyodik bakımlar planlıyorsunuz. Bunu önlemek amacıyla. Burada bahsedilen makinelerden, sensörlerden toplanan bilgiler, evet, çeşitli çıkarımlar yapmak için çok güzel veriler sağlıyor. Ama yeterli değil. Daha da zenginleştirebilirsiniz. Hangi ham madde, hangi miktarda, havadaki nem ortamı neyken, makinenin torku neyken, hangi operatör bu çalışmayı yapıyorken bu problem oluşuyor. Ne kadar çok veri zenginleştirilirse, derinliği ne kadar arttırılırsa, yapay zekanın tahmin edeceği çıkarımlar da o kadar net olur. Bunu yapabilmek için aşamalı bir dönüşüm planlamamız gerekiyor. Bir kere de veriyi toplayayım, onun üstüne üretimle ilgili bütün proseslerini iyileştireyim, OED'nin verimliliğimi %50'lere, %70'lere ki BCM'in hedefi %85, %85'lere çıkarayım dediğinizde gerçekten kolay değil. Emek gerekiyor, benimsemek gerekiyor, aşamalı ve planlı bir şekilde hayata geçirmek gerekiyor. Ve orada sağlıklı bir veri topladıktan ve probleminizin ne olduğundan emin olduktan sonra o problemi çözmek için doğru verileri toplayıp data scientist adını verdiğimiz ve Türkiye'de şu an çok az bulunan konuda da gerçekten yeni arkadaşlarımızı, mühendislerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Dünyada en önemli mesleklerden birisi olmak üzere ve yalnızca üretim değil, sağlık, finans, pazarlama, tarım, her anlamda şu anda yapay zeka gündemde ve kullanılıyor. Çok basit ve hepinizin bildiği ve her zaman duyduğunuz bir şey söyleyeceğim. Akıllı telefonlar. 2G'den 3G'ye geçtik, 3G'den 4G'ye, 4G'den 5G'ye geçmeye çalışıyoruz. Şu an 3 yaşındaki bir çocuk, belki 70-75 yaşındaki birisinin kullandığından çok daha hızlı ve anlayacak şekilde bunları kullanabiliyor. Çok ciddi bir tüketim çağındayız. Gerçekten mevcut nüfus ne kadar direnirse direnirsin, yeni nesil çok hızlı bir şekilde yapay zekaya entegre olacak. Ve olmamış olanlar, bunu reddedenler, bu dönüşümü planlamamış olanlar illa ki oyunun dışında kalacak. O yüzden bu anlamda dijital dönüşümde ciddi bir danışmanlık ve planlı bir çalışmanın şart olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da panelist arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi her anlamda çok güzel çalışmalar var. Ama bunların hepsini ne kadar entegre edersek o kadar güzel bir ekosistem oluştururuz. Ve Türkiye ekonomisine de dünyaya öyle bir katkı yaparız diye düşünüyorum.